kendinden şüpheye düşmüş ve gayretlerin değerini sorgulamış olmasına rağmen hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Leonardo'nun engellere karşı cesareti ve ısrarcılığı çok etkileyicidir. Evet, yolundan ayrılmayacağım, yolumdan ayrılmayacağım. Yani her ne kadar yaptıkları karşısında şüpheye düşmüş, acaba sorusunu sormuş olsa da kendine şu telkinde bulunmuş: yolumdan ayrılmayacağım. Engeller beni yolumdan döndüremez. Her engel azimle aşılır. Devam edeceğim. Faydalı olmaktan hiç bıkmadım. Evet. Leonardo da Vinci'yi okuyorum demiştim. Okurken arkadaşlar böyle altlarını çiziyorum. Gerçekten çok güzel. Da Vinci'nin namusu neymiş arkadaşlar? Sürekli öğrenme arayışında olmaktır. Sürekli öğrenme arayışında olmak. Evet arkadaşlar, kitaptan 3-5 cümle seçtik. Gördüğünüz gibi büyük işler başarmış insanlar bile hani elleri ceplerinde başarı merdiveni tırmanılmaz, tırmanılmaz demiş diyorlardı ya. Başarılı olmuş insanlar da elleri ceplerinde merdiven, başarı merdivenleri çıkmamışlardır. Onlar da zaman zaman başarısız olmuşlardır, sıkılmışlardır, pes etme noktasına gelmişlerdir. Kendilerinden şüphe etmişlerdir. Acaba yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye. Ama hiçbir zaman pes etmedikleri için hedeflerine ulaşmışlar, başarılı olmuşlar. Şimdi bizim de borsada arkadaşlar, yani bazı olumsuz eleştiriler görüyorum. Bir hisse analiz etmişiz, 3-5 aya geçmiş, uçmamış, %20 prim yapmış ama yetersiz bulanlar var. Ya şimdi şu hisse üzerinden size, Klimasan üzerinden arkadaşlar, bakın şurada kağıt açılış 10.88, bakın görüyor musunuz? 8. ayın 9'unda. Evet, bilançosu iyi geliyor. Şunu büyüteyim, büyütebilsem. Evet. Şurayı görüyor musunuz? Bakın. Kapanışı nerede arkadaşlar? 10.94. Ertesi gün nerede açıyor? 11.35 açıyor. 15.55 yapıyor. 12.55 yapıyor. Yani Klimasan ikinci bilançosunda gördüğünüz gibi küçültünce böyle hal alıyor. İkinci bilançosunda 56 milyon gibi süper bir kar açıklıyor. 45 milyon sermayesi olan bir hisse. Bakalım kaç milyonda, unuttum şu an. Yanlış olmasa hep unutuyoruz. Bak, 39.600.000 sermayesi olan bir firma en altta yazıyor. 56 milyon kar açıklıyor. İkinci bilançoda hisse 12.35 açıyor. Sadece 20 kademe yukarı götürüyorlar. 12.55 yaptıktan sonra neredeyse 2 ay boyunca aşağı salıyorlar. Sürekli aşağı çakıyor. Yani bunu şöyle azıcık büyüttüğün zaman daha iyi anlaşılır. Bak, görüyor musunuz? 12.55 yaptıktan sonra şurada 8. ayın 15'i, bilançonun geldiği tarih. Bakın, bir ara nereye görmüş? 11.78'i görmüş. Ama 10. ayın 17'si, benim video çektiğim güne kadar hisse işte bu şekilde. 10. ayın 24'ü oldu. Şuralarda 10. ayın 16'sı, bakın 9.100'ü gösteriyorlar. Tam 2 ay boyunca aşağı salıyorlar. Şimdi bunun bilançosu çok iyi geldiği halde bu hisseden vazgeçerseniz ne olur? İşte 2 haftalık, ondan sonraki 2 hafta kağıt 18 liraya gördü. Şimdi internet çekmeyince şey yapıyor. Bak şurada gördüğünüz gibi 3 haftada kaç liraya gördü şurada? 9.100'den
18.82'yi gördü. 3 hafta. Yeri geliyor, hisseler böyle 3 haftada %100 yapar. Yeri gelir, her şey olumludur. Hisse yerinde durmaz, aşağı da gider. Kaldı ki, yani ben 10-15 tane hisse analiz ettim. Analiz ettiğim hisselerin hiçbirisi primsiz değil. Bir Tekfen'de küçük bir sorun var. O da çok az kaldı. Yükselişe başladı. Endeks yukarı devam ederse o da gidecek. Geri kalan %95'i hisselerin prim yapmış. Ama ben bu hisseleri analiz ederken 3 günde gidecek diye analiz etmemişim ki. Arkadaşım, piyasaya ben yön vermiyorum. Piyasaya tahtacılar yön veriyor. Büyük fonlar yön veriyor. Her şey iyi de olsa gördüğün gibi klima sana 2 ayı aşağı basıyor. 3. bilanço kötü geldi. Kötü gelmesine rağmen aşağı verdiler 15'e kadar. Bakın 56 milyondu 2. bilanço. 3. bilanço 11 milyona düşmüştü. Buna rağmen bak geri saldılar. Geri aldılar hisseyi. 16'dan 19'a geri götürdüler. Düşürmediler. Yani piyasanın batmış kağıtları alıp götürüyorlar. Yeri gelir kar eden mükemmel olan hisseleri alıp götürmüyorlar. Onun için herkes kendi kararını kendisi versin. Ama asla pes etmeyen, araştıran, öğrenen arkadaşlar başarılı olacaktır. Bütün borsadaki işleyiş mantığını bütün videolarımda anlatıyorum. Borsada kazanmak için bu oyunların farkında olmamız lazım. Bunun için de kademeli alım yapmak lazım. Muhakkak portföy çeşitlemesi lazım. Yani bütün paranı bir hisseye bağladığın zaman o da gitmeyince moralin bozulur. 3 tane yap, 5 tane yap, 10 tane yap, 20 tane yap. Yani ben bunu yapmadığımdan dolayı çok pişmanım. 8. aydan bu yana bunu yapsam hisselerim %50, %100, %300 gittiler. Dünya kadar para kazanacaktım. Sürekli öğreniyorum. Ben bu işin profesyoneli değilim. Yani ne diyorum ben? Sıradan bir vatandaşım. Ben hiçbir videomda ben piyasaya yön veriyorum. Benim dediğim kağıt şu vakitte gidecek değil. 10 ay diyorum, 15 ay diyorum. 3 yıl, 5 yıl diyorum, 10 yıl diyorum. Sen o kadar bekle, gittiğini göreceksin. İşte analiz ettiğimiz şeyi gördünüz. Femis pistonu. Kağıt 15 liraydı. Pahalı pahalı dediler. Ne oldu ondan sonra? Uçtu gitti. Buyurun. 47 lira. Görüyor musunuz? Peki bu hiç beklememiş mi? Şuna bir bakın ya. Şunu görüyor musunuz? Ucu görünmüyor ya. Yatayın süreli. Bakın bu kağıt aylıkta bile. Ha şurada. Bakın gördünüz mü? Burada 21.40'a vuruyor. 2018'in ikinci ayın birinde. İşte bu 20 ay yatayda kalıyor. 20 ay yatay devam ediyor gördüğünüz gibi. 20 ay sonra işte bakın bloncür bantı bir ayda, bu son bir ayda ne yapmış gördünüz. Hisseler böyledir. Ben size dün ne anlattım? Bambu ağacı 5 yıl nasıl soluyor? 5 yıl sonra 15 metre, 25 metre birden boya atıyorsa alın işte. Femis pistonda da olan budur. Kağıt 2012'den beri yatayda. 2017'nin sonunda bir hareket yapıyor 22 liraya. Oradan 15'e gelir. 15'te 20 ay boyunca sürünüyor. Potansiyeli olmasına rağmen götürmüyorlar. Ama şimdi ne oldu? Bir ayda, iki ayda %300 yaptı. Ya da 6 ay diyelim. 4 aydır başlamış işte şurada. En son 16'dan almak lazımmış bu kağıdı. 9. ayın ikisinde bir yükselişe başlıyor. Aylık Blonger bandı açılıyor. Yukarı doğru gidiyor. Olay budur. Beklersin, beklersin, beklersin. Bir gün %300 yapar. O yüzden canın sıkılmasını istemiyorsan öğreneceksin. Kendin öğreneceksin. Bana inanmak zorunda değilsin. Bana göre hareket etmek zorunda değilsin. Ben kimseye öyle bir şey yapmıyorum. Söylemiyorum yani. Kimsenin sürekli ne diyorum? Ben kimsenin portföy danışmanı değilim. Ben sadece örnek analiz yapıyorum. Bir şeyler öğrenmek istiyorsanız izlersiniz. Ya beğenmiyorsan, yapamaz diyorsan ki yapamıyorum da takip etmezsiniz. Kimseye zorla hisse aldırmıyoruz.
Kimseye ne bileyim yani illa gel bu hisseyi al demiyoruz. Söylediğimiz nedir? Kar eden, karı artarak devam edecek olan hisselerde yeterince sabreden para kazanır. Ve bunu da her defasında ispatlıyorum. İşte örneği. Yani siz nerede 4-5 ayda 15 liradan 48 lira %300 para kazanıyorsunuz? Her hisse illaki bir gün böyle hareket edecek. Yeter ki Da Vinci gibi kendinizden şüphe etmeyin. Bilginizden şüphe etmeyin. Bunu yapmanız için de kendiniz araştırmalısınız. Ne diyorum? Defalarca diyorum ki gidin faaliyet raporunu okuyun. Google'a girin, web sayfasına girin firmanın. Ne iş yaptığına bakın, haberlerine bakın, kap haberlerine bakın. Yani Aliye Veli'ye göre bakılarak hisse alınmaz ki. Borsa dahisi olmak istiyorsan Da Vinci gibi senin de dinamonun içinden olacak. Kendinle öğrenme azminde olacaksın. Sürekli videoların altında bana soruyorsunuz. Ya ben bu örnek incelemeleri niye yapıyorum o zaman? Kendiniz araştırın, kendiniz öğrenin. Kendi kararınızı kendiniz verin. Kar da size, zarar da size. Ben sadece yolu yordamı göstermeye çalışıyorum. Yolu yordamı öğrendiğin zaman başarılı olursun. İşte çaycı arkadaşımız Kocaeli'deki parasını %100 arttırdı 5 ayda. Benden daha iyi kazandı. Lise mezunu adam. Onun için arkadaşlar Da Vinci gibi öğrenme azminde olacaksınız. Pes etmeyeceksiniz. O videonun başını, o kitabı alın bir okuyun ya. Büyük insanların hayatlarını okuyun, onlara örnek alın ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim.